Ben bir çocuk hekimiyim. Bir çocuk hekimi ve bir romatizmalı çocuk bize ön planda ağrıyla geldiği için biz ağrıyı yok etmeye, ağrıyı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ve ağrısı olan bir çocuğu ağrısız hale getirmek istiyoruz. Ve ağrısız hale getirmek için, çocukta var olan iltihabı gidermek için öncelikli olarak kullanabileceğimiz bütün ilaçları sırasıyla kullanmaya başlıyoruz. Ve nonsteroidallerle başlayıp daha sonra uzun etkilileri ve daha sonra da bize bilimin hediye etmiş olduğu biyolojik ilaçları ayrıntılı olarak kullanıyoruz çocuklarımız. Hastalar için öncelikle yaşam tarzı değişikliği, egzersiz, sonrasında medikal tedavi. Romatoid artrit hastalığında ilk basamakta geleneksel hastalık modifiye edici ajanları kullanıyoruz. İşte başta metotrexat olmak üzere pileklin, salazoprin, leflunomid gibi. Eğer biraz daha dirençliyse veya daha sonraki basamaklarda biyolojik tedavileri ekliyoruz. Öncelikle egzersiz tedavileri, eğitim çok önemli. Daha sonra farmakolojik tedavilerimiz, medikal tedaviler çok önemli. İlaç tedavilerimiz var. Tabii romatolojik hastalıklar, kronik hastalıklar olduğu için ömür boyu tedavi etmemiz şart. O yüzden ilaç tedavileri en son düşündüğümüz tedavi yöntemleri. Hastalarımıza en çok kullandığımız tedavi yöntemleri aslında bireyselleştirilmiş olarak karar veriliyor. O kadar baş döndürücü bir hızla her gün yeni tedavi seçenekleri çıkıyor ki aradaki dengeyi korumamız gerekiyor. Bir taraftan etkinliğini göstermiş, kendini ispatlamış tedavileri kullanırken bir zamanda, bir aşamada da yeni çıkan ilaçlara şans veriyoruz. Tek bir şey söylemem mümkün değil, hastasına göre, hastalığına göre karar veriyoruz. Hastalarımızda çeşitli ilaçlar kullanıyoruz hastalığın durumuna göre. Romatolojik hastalıklarda kullanılan bizim DMARD'lar dediğimiz ilaçlarımız var. Bunun dışında biyolojik ilaçlarımız var, ağrı kesiciler var, kortizonlar var. Romatolojinin temeli ilaç tedavisidir. Şimdi romatoloji hastalığında en çok kullandığımız tedavi yöntemleri başta nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesicilerle birlikte kortikosteroidlerdir. Bir de uzun etkili ilaçlar dediğimiz hastalığın gidişatını değiştirici olan ilaçları kullanıyoruz ki bunlar da ikiye ayrılıyor artık. Bir grubu klasik uzun etkili ilaçlar, bir grubu da yeni kullanmaya başladığımız. Aslında yeni demek birazcık ağız alışkanlığı, yaklaşık 15-16 yıldır kullanıyoruz. Biyolojik ilaçlar dediğimiz ilaçları romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz. Romatolojide karşılaştığımız hastalar için konuşuyorum. En çok kullandığım tedavi diye düşündüğümde tek bir şey değil. Ve 5 dakikada konuşulacak şey de değil aslında. Ama bütün bizi izleyenlerin unutmaması gereken iki noktadan bahsetmek isterim. En çok uygulamam, vermem gereken şey hastaya güven. İlaç olarak neyi seçersem seçeyim, bir hastayla karşılaştığımda bir hekimin hastaya vermesi gereken ilk tedavi ona karşı güven yaratması. Romatolojide en çok kullanılan tedavi yöntemleri aslında öyle bir gruplama yapmak çok doğru değil ama hastadan hastaya değişen bir tedavi sürecinden bahsetmek daha doğru olacaktır. Yani daha basit hastalarda daha basit kullanılan eski ilaçlar, klasik ilaçlar söz konusu iken daha ağır hastalarda veya klasik tedavilere yanıtsız hastalarda ise biyolojik tedaviler dediğimiz tedaviler gündeme gelmektedir. Romatoloji için genel konsept bu diyebiliriz. Hastalarımız en çok kullandığım tedavi seçeneği aslında yaşam tarzı değişikliği. Romatoloji deyince her ne kadar medikal tedaviler, ilaç tedaviler akla geliyorsa da aslında ilk yapılması gereken şey romatolojik hastalıklarda yaşam tarzı değişikliği. Bu hastaların inflamatuar hastalıkları olduğu için egzersiz çok ön planda olmalı. Bu egzersiz yaşamların bir parçası olmalı hatta. Bunun dışında zaten belli protokollerle hastalarımıza medikal tedaviler uyguluyoruz. Bu tedaviler içerisinde klasik DMARD tedavilerimiz var, biyolojik ajan tedavilerimiz var. Ama benim nazarımda en önemli tedavi hastaların yaşam tarzı değişikliğidir. Hastalarımızda en çok kullandığımız tedavi yöntemleri romatologlar olarak daha çok farmakolojik tedavileri tercih ediyoruz ama bu çok genel bir soru. Genel olarak hastaya özel bireyselleştirilmiş tedavi planları yapıyoruz. Aslında hastalarımızda en çok kullandığımız tedavi yöntemleri İlaç tedavisi oluyor ama hangi hastalık olduğuna bağlı olarak ilaç tedavileri değişebiliyor. Örneğin romatoid artritte verdiğimiz ilaçlarla ankilozan spondilitte verdiğimiz ilaçlar farklı olabiliyor. Sistemik lupus eritematozus dediğimiz hastalıkta ise çok daha farklı ilaç grubuna geçebiliyoruz. Vaskülitler iltihaplı damar hastalıklarıdır. Hayati tehdit etmeleri nedeniyle
sıklıkla erken dönemde yüksek doz kortizonla tedavi edilir. Aynı zamanda birlikte bağışıklık sistemini baskılayıcı İmuran, Endoksan gibi ilaçları kullanıyoruz. Spondiloartritler, yani omurgayı daha fazla ilgilendiren iltihaplı romatizmal hastalıklarda en çok kullandığımız ilaçlar, hem omurganın hem de çevredeki eklemlerin veya entezit dediğimiz topuğun vesaire iltihaplandığı durumlarda ağrı kesiciler veya non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar. Eğer hastalar non-steroidlere yanıtlı değillerse, bu koşullarda omurgayı ilgilendiren iltihabı bulunan hastalarda gelişmiş tedavileri, günümüzde daha çok biyolojik tedavi yöntemlerini tercih ediyoruz. Pulmoner hipertansiyon hepinizin bildiği gibi romatolojide önemli bir tutulum tarzı, çünkü mortalite ile ilişkili. Bu hasta grubunda gün geçtikçe tedavi seçeneklerimizde artış oluyor. Günümüzde 13 ayrı ilacı bu hastalıkta tedavi olarak kullanabiliyoruz. Ancak hangi hastaya hangi ilacı başlayacağımıza karar vermek için mutlaka doğru tanı koymamız lazım. 3 önemli yolak var. Bunlar, bir tanesi nitrik oksit yolağı, bir tanesi prostaglandin yolağı, diğeri ise fosfodiesteraz yolağı. Her 3 gruptaki ilacın kombinasyonu günümüzdeki en modern tedavi metodu olarak düşünülüyor. Ama bu ilaçlar sonsuza kadar hastalara fayda sağlayamıyor ve bir zaman yeni tedavilere ya da akciğer nakline ihtiyaç duyabiliyoruz. Akciğer nakline hastaları erken yönlendirmek, bu tedavi modalitesinin bu hasta grubunda daha çok uygulamamızı da günümüzde sağlayabilir. Spondilartrit, omurgayı etkileyen iltihaplı romatizmalardan bir tanesi. Daha çok hastalarda bel ağrısı, kalça ağrısı, kirişlerinde ağrı, eklemlerinde ağrı, şişlik olabiliyor. Bu hastalarda ilk tedavi tercihimiz steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar dediğimiz ağrı ve iltihap giderici ilaçlar. Bunlarla iyi sonuç alamazsak bir üst basamak tedavilere yöneliyoruz. Burada tabii yine hastanın şikayetleri bizi yönlendiriyor. Temel tedavi ilaçları dediğimiz ilaçlardan yararlanabiliyoruz. Bunlar uzun etkili ilaçlar. Yine bunlarla da iyi sonuç alamadığımızda biyolojik tedaviler dediğimiz, spondilartritlerde çok etkili olabilen birçok seçenek var. Bunlar da yine çoğunlukla damar yoluyla verilebilen ya da aralıklı olarak işte 2 haftada bir ya da 4 haftada bir deri altına enjeksiyon şeklinde uygulanan tedaviler.